Ben de Zest'teyim. Adnan abi peki koleksiyonerlik pahalı bir uğraş mıdır? Koleksiyonerlik aslında hiç pahalı bir uğraş değil. Yani şu an mesela bir saat içinde bile bir 10-15 tanelik bir koleksiyona başlayabilirsiniz. Hiç sıfır parayla. Mesela. Mesela telefon kulübesi bayağı yakın bir yerde en yakın telefon kulübesine gidin. Yere atılmış bir sürü telefon kartları oluyor. Onları toplayabilirsiniz. Atıyorum su şişeleri var. Plastik su şişeleri. Onların kağıtlarından söküp etiketlerini söküp yani bir 5-10 taneyle başlayabilirsiniz su etiketleri koleksiyonuna. Gazoz kapağı topluyorduk eskiden. Para vermiyorduk mesela. Şu anda yine meşrubat kapaklarını toplayabilirsiniz. Yani sınırsız yani hiç para harcamadan şu an 50 tane, 100 tane koleksiyona başlayabilirsiniz. İlerledikçe tabii yani daha farklı koleksiyonlara yönelirsiniz. Şu an hiç para etmeyen bir şey, o etiketler atıyorum 5 sene sonra yani ben çocuklarıma da diyordum. Yani maalesef bizim çocuklarda öyle çok fazla şey yok. Diyordum ki oğlum bakın şunları atmayın diyordum. Bir tane kutu, bir ayakkabı kutusuna doldurun bunları. Evlendiğinizde hani millet altın biriktiriyor, para biriktiriyor ya. Bu kağıtları diyordum. Evlendiğinizde açın, satın, göreceksiniz. Yani ne kadar şeye size katkı olacak bütçenize. Yani dediğim gibi 0 lirayla çok güzel bir sürü koleksiyona başlanılabilir. Çünkü genellikle işte araba koleksiyonu, O fotoğraf iyiler makinesi koleksiyonu, işte işte tabii. tablo koleksiyonu tarzı şeyler konuşuluyor. Hani sanki koleksiyonerlik pahalı bir merakmış gibi bir intiba var böyle toplumda. Bu böyle değil diyorsun sen. Tabii. Ben de mesela kartvizit koleksiyonuna Tabii. başladım yakın dönemde. Hakikaten basit bir koleksiyon. Yapılması da çok kolay. Bütün yaptığım, konuştuğum, bir araya geldiğim dostlardan birer kartvizit. Kartvizit rica ediyorum. Onlar da veriyorlar. Ben de dediğin gibi getirip bir kutuya atıyorum. Bütün yaptığım bu aslında ama hoş bir uğraştır Tabii şimdi sonuçta. mesela atıyorum 5-10 sene sonra onları işte atıyorum doktorları bir tarafa Evet. toplayacaksınız işte. İşte askeri kökenleri bir tarafa işte atıyorum Şehirler, şehir 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 kategoriye şehir olur. diyecek. Öğretmenleri bir tarafa. Şimdi bir döneme ışık tutacak o mesela. 10 sene Evet. sonra atıyorum. Bu yani belge yani çok önemli bir şey benim için. Geçen bir arkadaşımın eski kartvizitlikler vardı bilirsiniz. Ya evet. Gerçi şimdi de kullanılıyor da. İşte 15-20 sene önceki kartvizitler falan atacaklardı. Dedim ya ben böyle bir şeye başladım biber. Hakikaten bir baktım 10-15-20 sene önceki kartvizit mesela baskı teknolojileri Tabii. ne kadar değişmiş Tabii. yani. İşte 15-20 sene önceki kartlar bakıyorsunuz işte şimdi mesela fotoğraf basılıyor işte lake yapılıyor işte kısmi lak deden baskı teknolojilerinin mesela ben çok geliştiğini gördüm 15-20 senede. Şu onları görmeden ben o kıyası yapamıyordum. Ya yani yaşadığım halde yani o süreci ben yaşadım yani 10 sene önceki kartvizitin ama nasıl olduğunu unutuyor insan demek ki yani. Mesela şeyin kartviziti ilginçti. Vehbi Koç'un vardı bende bir ara. Vehbi Koç Turkey yazıyordu. Başka hiçbir şey yok. Başka bir şey yok. Hiçbir şey yok. Bir tanesi de kartım yazıyordu sadece. Ona espri diye bastırmış herhalde. Hani kartımı vereyim diye sadece kartım yazıyordu üstünde. O da ilginç bir şeydi. İnsanlığın bilgi ve kültür mirasına katkı için el ele.